Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere cümle türleri ile ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdaki yargılardan hangisi isim cümlesi değildir demiş. Bakın, fikir sahibidir yüklem, sahip isim olduğu için arkadaşlar bu isim cümlesidir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Yine yoktur sözcüğü yüklem, yok burada nedir? İsim görevindedir. Bundan dolayı B seçeneğini denemiş oluruz. Çok bilgiliydi ifadesinde bilgiliydi yüklem, bilgi isimdir. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Halife olan ilk Osmanlı padişahıdır yüklem, padişah da isimdir. Dolayısıyla bu da isim cümlesidir. O yüzden bunu denemiş oluruz. Anlamaktayım yüklem. Buradaki makta mekteki arkadaşlar şimdiki zaman eki olan yorun yerine kullanılmıştır. Bundan dolayı da anlamaktayım sözcü fiildir. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru. Aşağıdaki dizelerden hangisi fiil cümlesi değildir? Ben onun sılası kendimin gurbetiyim dursun. Ne ışıkta gezeyim ne göze görüneyim. Görüneyim yüklem. Görünmek fiildir arkadaşlar. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Birikmek, yüklem aynı zamanda fiildir. Bundan dolayı C seçeneğini elemiş oluruz. Lambada titreyen alev üşüyor. Üşüyor, yüklem. Üşümek fiildir. O yüzden D seçeneğini elemiş oluruz. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Yakarmış, yüklem. Yakmak fiildir. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. A seçeneğinde ben onun sılası kendimin gurbetiyim demiş. Kendimin gurbetiyim tamlama olduğu için ikisi beraber yüklemdir. Gurbet isimdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Cümlelerin hangisi yüklemin türüne göre ötekilerden farklıdır? Yüklemin türüne göre dediğine göre arkadaşlar yüklemin fiil ya da isim olup olmadığına bakıyoruz. Bugün tatil olduğu için şehir oldukça sakindi. Sakindi yüklem, sakin isimdir. Birkaç saat masasına oturup gazete okudu. Okudu yüklem, okumak burada fiildir. Furkan ne dün ne de bugün bizi aradı. Aradı yüklem, aramak fiildir. Yıllarca aynı restoranda garsonluk yaptı. Yaptı yüklem, yapmak da fiildir. Hava son günlerde iyice soğudu. Soğudu yüklem, soğumak da fiildir. Görmüş olduğunuz gibi sakindi sözcüğü isim olduğu için ve yüklem olduğundan dolayı da yüklemin türüne göre isim cümlesidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, cümlelerin hangisi yüklemin türüne göre ötekilerden farklıdır? Bugün akşama kadar bazı işleri vardı. Var sözcüğü burada isim görevindedir. Çünkü mevcut anlamında kullanılmış. İşi olduğu için akşamleyin eve geç vardı. Dursun. Aldığı yeni kitapta 100'e yakın şiir vardı. Var sözcüğü yine burada isim görevindedir. Çünkü mevcut anlamına gelmektedir. Babasından kalan birkaç dairesi vardı. Var sözcüğü burada da isimdir. Burada da mevcut anlamında kullanılmış. Herkesin sığabileceği bir yüreği vardı. Var isim. Yine burada mevcut anlamında kullanılmıştır. İşi olduğu için akşamleyin eve geç vardı cümlesinde varmak sözcüğü gitmek anlamında kullanılmış. Bakın bir fiil, bir eylem. Bundan dolayı da var sözcüğü de fiil görevindedir. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yüklemin türüne göre bu dizeyle özdeş değildir demiş. Yani aynı olmayanı soruyor. Bakalım gökyüzünün başka rengi de varmış. Var sözcüğü burada isim görevindedir. Çünkü bu da mevcut anlamına geliyor. Seçeneklere bakalım. Şeytanın dostluğu dar ağacına kadardır. Dar ağacına kadardır yüklem. Kadar edattır. Edatlar da isim soylu sözcüklerdir. O yüzden bu yüklemin türüne göre isim cümlesidir. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır. Hayırlıdır yüklem. Hayır isimdir. Hayırdan da hayırlı olmuş. İsimden isim yapım eki almış. Dolayısıyla bu isim cümlesidir. Bunu denemiş olduk.
Dost dostun eyerlenmiş atıdır. Atıdır yüklem. Bakın isim soylu sözcük ek fiil olarak yüklem olmuş. O yüzden bu da isim cümlesidir. Bunu denemiş oluruz. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Var yüklem. Buradaki var yine mevcut anlamına geliyor. Mevcut anlamına geldiği için var sözcüğü isim görevindedir. Bunu denemiş olduk. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yanar yüklem. Aynı zamanda yanmak nedir arkadaşlar? Fiildir. Geniş zamanla çekimlenmiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisi yüklemin türüne göre ötekilerden farklıdır? Birinci cümlede bakın eskidir yüklem, eski sözcüğü isimdir. Dolayısıyla bu da isim cümlesidir. İkinci cümlede vardır yüklem, var da yine isim cümlesidir. Üçüncü cümlede ise bilinçaltının faaliyetleridir. Yüklem isim tamlaması olduğu için ayrılmaz. Faaliyet isimdir. Dolayısıyla bu da isim cümlesidir. Dördüncü cümlede der yüklem demektir arkadaşlar kelimenin kökü. O yüzden bu fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Arkadaşlar biz yine son cümleye de bakmış olalım. Son cümlenin yüklemi insan zekasının eseridir yüklem. Zincirleme isim tamlaması olduğu için 3 sözcüğü birlikte alıyoruz. İsim tamlaması olduğuna göre eser sözcüğü de burada isimdir. Dolayısıyla bu da isim cümlesidir. Yedinci soru. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisi yüklemin türüne göre ötekilerden farklıdır demiş. Bakın birinci cümlenin yüklemi o büyülü dönüşümün eseridir yüklem. Eser isimdir. Dolayısıyla bu da isim cümlesidir. İkinci cümlenin yüklemi buluşma anının saptanmasıdır yüklem. Saptamak fiildir. Saptanmak da fiildir. Buradaki mame isim fiilekidir arkadaşlar. Fiil olan sözcüğü isim yapmıştır. Bildiğiniz gibi tüm fiilimsiler yapım ekidi. Bundan dolayı arkadaşlar bu da isim cümlesidir. Üçüncü cümlenin yüklemi duygu ve bekleyiş havuzudur. Yüklem havuzda isim olduğu için yine bu da nedir? İsim cümlesidir. Dördüncü cümlenin yüklemi aramaktır. Aramak arkadaşlar bildiğiniz gibi fiildir. Dolayısıyla bu da fiil cümlesidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Beşinci cümleye de bakalım. Edebiyatın tükenmez kaynağıdır yüklem. İsim tamlaması kaynak isimdir. Dolayısıyla bu da isim cümlesidir. Sekizinci soru. Aşağıdaki dizelerin hangisi yüklemin yerine göre ötekilerden farklıdır demiş. Arkadaşlar yüklem sonda olursa kurallı cümle ya da diğer adıyla nedir? Kuralsız cümle olarak bilinmektedir. Seher vakti burada kimler ağlamış? Ağlamış yüklem. Yüklem sonda olduğu için bu nedir? Kurallıdır. Çimenler üstünde gözyaşları var. Var yüklem. Yine yüklem sonda olduğu için bu kurallı cümledir. Soluyor dallarda gül dertli dertli dursun. Bu akşam rüyamda Leyla'yı gördüm. Gördüm yüklem. Yüklem sonda olduğu için bu da kurallı cümledir. Ben ağlayınca serçeler uçar. Uçar yüklem. Yüklem sonda olduğu için bu da kurallı cümledir. Soluyor dallarda gül dertli dertli cümlesinde ise bakın soluyor yüklem. Yüklem sonda olmadığı için bu nedir arkadaşlar? Devrik diğer adıyla kuralsız cümledir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki dizelerin hangisi ögelerin dizilişine göre devrik bir cümledir demiş. Önümüz taş olsa da gide gide yorulur. Yorulur yüklem. Yüklem sonda olduğu için bu nedir arkadaşlar? Kurallı cümledir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Senden başkasını seven delidir. Delidir yüklem. Yüklem sonda olduğu için bu da kurallıdır. Bunu da elemiş oluruz. Gelmemiş baharın müjdesi geldi. Geldi yüklem. Yüklem sonda olduğu için bu da kurallıdır. Bunu da elemiş olduk. Müjdeler dağıldı yıllar yılı seherden. Bakın dağıldı yüklem. Yüklem ortada olduğu için bu cümle devrik bir cümledir. O yüzden doğru cevabımız da
D seçeneği olacaktır. Zaman suda sabun gibi eriyor cümlesinde ise eriyor yüklem, yüklem sonda olduğu için yine bu da kurallı cümledir. 10. soru, aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerinin dizilişine göre kurallı bir cümledir? Yerden bir damar gibi kopup fışkıracağım, dursun. Dalacağım kendimin hayran hayran seyrine, dalacağım yüklem, yüklem sonda olmadığı için bu cümle nedir arkadaşlar? Devrik cümledir. Açıldı kıvrım kıvrım toprak altı dehlizler, açıldı yüklem, yüklem sonda olmadığı için bu da devrik cümledir. Gezeceğim doğduğum evin odalarını, gezeceğim yüklem, bu da devrik cümledir. Ortasından geçeceğim sonsuz kalabalıkların, geçeceğim yüklem, yüklem sonda olmadığı için bu da devrik cümledir. Yerden bir damar gibi kopup fışkıracağım, fışkıracağım yüklem, yüklem sonda olduğu için arkadaşlar bu kurallı bir cümledir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 11. soru, bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi yüklemin yerine göre ötekilerden farklıdır? Küçücük bir bahçe olsaydı duvar dibine pembeli, mavi ortancalar dikerdim. Dikerdim yüklem. Yüklem sonda olduğu için bu nedir arkadaşlar? Bu kurallı cümledir. Çünkü ortancalar gölgede büyümek ister. İster yüklem, yüklem sonda olduğu için bu cümlede yine nedir? Kurallı cümledir. Bir de saksılar alırdım. Küpe, sardunya, yılbaşı çiçekleri, kaktüsler yetiştirmek için. Arkadaşlar bakın, alırdım yüklem. Yüklem sonda olmadığı için bu cümle nedir? Yüklemin yerine göre devrik cümledir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Sulak yerleri seven Japon şemsiyelerini de kuyunun veya fıskiyeli mermer havuzun yanına dikerdim. Dikerdim yüklem. Yüklem sonda olduğu için bu da kurallı cümledir. İnsanda evinin bahçesinde cennet oluşturma düşüncesi bazen bir tutku haline geliyor. Geliyor yüklem. Yüklem sonda olduğu için bu da nedir arkadaşlar? Yine kurallı cümledir. 12. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin yerine göre ötekilerden farklıdır? Yangından çıkan eşya gibi kırık döküyüm. Dursun. Fakat bunlar değildir uğruna yaş döktüğüm. Bunlardır desem olumlusunu yapmış olurum. Ek fiil aldığını görüyoruz. Ek fiilin olumsuzu ile zaten çekimlenmiş. Arkadaşlar burası yüklemdir. Yüklem sonda olmadığı için bu cümle devrik cümledir. Yanarım benden evvel can veren eserime. Yanarım yüklem. Yüklem sonda olmadığı için bu da devriktir. Sensin yıllardır hasretle yollarda beklediğim. Sensin yüklem. Ek fiilin geniş zamanı ile çekimlenmiş. Yüklem sonda olmadığı için bu da devrik cümledir. Boşuna değildi senin uğruna kanlı yaş döktüğüm. Bu da yüklemdir. O yüzden bu da devrik cümledir. Yangından çıkan eşya gibi kırık döküyüm. Arkadaşlar bakın burası komple nedir? Yüklemdir. Ek fiilin geniş zamanı ile çekimlenmiş. Kırık dökük isimdir. İkileme görevindedir. Nasıl kırık dökük? Yangından çıkan eşya gibi sıfat tamlaması olduğu için ayrılmaz. Hepsini yükleme aldık. Dolayısıyla arkadaşlar bu cümlede nedir? Hepsi yükleme olduğu için kurallı cümledir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 13. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisi yüklemin türüne göre ötekilerden farklıdır demiş. Ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin, dursun. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Esiyor yüklem. Esmek fiildir arkadaşlar. O yüzden bu da fiil cümlesidir. Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini. Seyrediyorum yüklem. Seyretmek de fiildir. Bu da fiil cümlesidir. Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim. Gezmekteyim yüklem. Yine buradaki makta mekte iki şu an geziyorum anlamına gelmiş. Şimdiki zaman ekidir. Dolayısıyla bu da fiil cümlesidir. Senden kopardım çiçeklerin en solmazını. Kopardım yüklem. Koparmak fiildir. Bu da fiil cümlesidir arkadaşlar. Ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin cümlesinde bakın. Su gibi aziz bir şeysin yüklem. Şey belgisiz zamirdir.
Zamirler de isim soylu sözcüklerdir. Dolayısıyla bu cümle isim cümlesidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 14. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisi yüklemin yerine göre ötekilerden farklı bir cümledir demiş. Yaş 35, yolun yarısı eder. Arkadaşlar bakın, eder yüklem. Yüklem sonda olduğu için bu cümle nedir? Kurallı cümledir. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Yakarmış yüklem. Yüklem sonda olduğu için bu da kurallı cümledir. Gözünün yaşına bakmadan gider. Gider yüklem. Yüklem sonda olduğu için bu da kurallı cümledir. Hangi resmime baksam ben değilim. Ben değilim ifadesi ek fiilin olumsuz ile çekimlenmiş. Bu yüklemdir. Bu da kurallı cümledir. Yüklem sonda olduğu için. Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Ayrıldı yüklem. Yüklem sonda olmadığı için bu cümle nedir arkadaşlar? Devrik cümledir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 15. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin türüne göre ötekilerden farklıdır? İyi bir şiir zengin ve şaşırtıcı ayrıntıların kaynağıdır demiş. Bakın arkadaşlar, zengin ve şaşırtıcı ayrıntıların kaynağıdır. Yüklem tamlama olduğu için ayrılmaz. İsim tamlamasıdır. Dolayısıyla kaynak da isim olduğu için bu isim cümlesidir. Şiir sadece kendisine ait olan bir yapıyla ortaya çıkar. Çıkar yüklem, çıkmak fiildir. Bu da fiil cümlesidir. Şair kendisine özgü özellikleri olan bir sanattır. Kendisine özgü özellikleri olan bir sanattır. Yüklem yine tamlama olduğu için ayrılmaz. Sanat da isimdir. Bundan dolayı bu da isim cümlesidir. Şair kendisini tümüyle şiire adayan bir kişidir. Yine burası komple yüklemdir. Kişi de isimdir. Bu da isim cümlesidir. Sanat ürünleri arasında en kalıcı olan şiirdir. Arkadaşlar şiirdir yüklem. Dolayısıyla bu da isimdir. Bundan dolayı bu da isim cümlesidir. Çıkar sözcüğü fiildir. Bu da fiil cümlesi olduğu için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin son sorusuna geldik. 16. soruya. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi yüklemin yerine göre ötekilerden farklıdır? Hüzün tanıdık geliyor bize cümlesinde geliyor yüklem. Yüklem sonda olmadığı için bu cümle nedir arkadaşlar? Devrik bir cümledir. En koyu hüznü Hazreti Adem yaşadı dünya gurbetine düştüğünde yaşadı yüklem. Yüklem sonda olmadığı için bu da nedir yine? Devrik cümledir. Dünya bir hüzün gezegeni kesildi ona. Kesildi yüklem. Yüklem sonda olmadığı için bu da devrik cümledir. Gözyaşları ufkunu genişlete genişlete aydınlığa kavuşturdu insanlığın babasını. Kavuşturdu yüklem. Yüklem sonda olmadığı için bu da devrik cümle. Hüzün ilk insana gurbetle kendisini tanıttı. Tanıttı yüklem. Yüklem sonda olduğu için bu kurallı cümledir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.